Bir süre önce makamında menfur bir silahlı saldırıya uğrayan Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan İşbaşı yaptı. Belediyenin önünde kalabalık bir topluluk tarafından kurban kesilerek coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Orhan, katılımcılarla tokalaşarak makamına geçti. Başkan Orhan'ı AK Parti Azizye İlçe Başkanı Ertuğrul Seviktekin de teşkilatı, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Kendisini karşılayanlarla tokalaşan Başkan Orhan daha sonra makamına geçti. Burada geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden Başkan Orhan, görevi devraldığı günkü heyecanı ve azimle hizmete kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Hem zor günümüzde hem de güzel günümüzde hemşehrilerimiz ve dostlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun diyen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, hiçbir sağlık problemim yok, yürüyebiliyorum. Ben biliyorum ki bu kurşun bana sıkıldı ama tüm hemşehrilerimin acısını yüreğinde hissetti. Bizler bu tür saldırılarla yılacak insanlar değiliz. Kurşun da sıksalar, önümüze bomba da koysalar, bu can bu bedende olduğu sürece hizmete devam edeceğiz, dedi. Biliyorum ki bu kurşun bana sıkıldı ama acısını hepiniz yüreğinizde hissettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizler böyle şeylerle yılacak insanlar değiliz. İstedikleri kadar arkasında kim olursa olsun, hangi güç olursa olsun, bize kurşun da sıksalar, önümüze bomba da koysalar, bu can bu bedenden çıkmadığı sürece biz hizmete devam edeceğiz. Bizler bunu şiar edilmişiz. Rabbim nasip etmişse 4 sene daha benim görev sürem devam ediyor. Eğer ömrüm yeterse 4 sene boyunca ben Azizye'ye çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. İnşallah. Dadaş kentiyle, Ilıcası'yla 69 tane ayrıca olan mahallelerimizle birlikte biz yolumuza aynen devam edeceğiz. Saldırıdan önce mahalle statüsündeki köylerde istişare programları ve sabahın erken saatlerinde ilçe merkezinde kahvehane toplantıları gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, bu programların devam edeceğini kaydetti. Bu sezonda da yapacağımız işleri zaten planlamıştık, programlamıştık. Hem Dadaşkent'te, hem Ilıcı'da, hem de bütün mahallelerimizde. Ona da kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hiçbir şey bizi yıldıramaz, hiçbir şey bizi bıktıramaz, hiçbir şey bizim yürüdüğümüz yola engel olamaz inşallah. Hep birlikte el ele yapacağız bunu. Biz zaten öyle demiştik. Yine bizim gönlümüz açık, yine bağrımız açık, yine kapılarımız sonuna kadar açık. Bizim bu fıtratımızı kimse değiştiremez. Biz yine sizlerle beraber, sizlerin içinde aynı şekilde aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Bayağı